Nedim Şener, Posta gazetesi. Dink cinayeti sanığı, çifte baylokçu gazeteci. Neredeyse 10 yıldır Hrant Dink cinayetinde Fethullahçı terör örgütü üyesi, istihbaratçı, polis, jandarma, savcı, hakim, müfettiş ve gazetecilerin rollerini anlatmaya çalışıyorum. 19 Ocak 2007'den beri cinayetin üzeri yalanlarla örtülüyordu. En acısı, öldürülen bir gazeteci cinayetinin üzerinin FETÖ'cüleri aklamak için meslektaşı gazeteciler tarafından örtülmesiydi. Bu rezilliği ömrüm yettiğince anlatacağım. 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'cü savcıların görevden alınarak yerine Yusuf Hakkı Doğan'ın ardından da Gökalp Kökçü'nün atanmasıyla Hrant Dink cinayetinde yalanlar yerine gerçekler tartışılmaya başlandı. İşte o gerçeklerden birisi de Fox TV haber müdürü Ercan Gün'le ilgili olarak öğrendiğim bilgi. Ercan Gün, Hrant Dink'in katili Ogün Samas, 20 Ocak 2007 akşamı Samsun Otogarı'nda yakalandıktan sonra arkasında Atatürk'ün sözü yer alan bir posterin önünde jandarmalar arasında çekilen görüntüleri algı yaratmak için kullanmıştı. Görüntülerin Samsun Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nde polisler tarafından çekilmiş olduğu ortaya çıkmış olmasına rağmen Ercan Gün, Samsun jandarmasında çekildi diye yayımlamıştı. Amacı, Dink cinayetiyle jandarma ve Atatürk üzerinden Emniyet İstihbarat Dairesi'nin planladığı Ergenekon operasyonları için algı yaratmaktı. O bir gazeteci mi? Samsun'da Ogün Samast'ın jandarmalarla çekilen 44 saniyelik görüntüsü tutuklu sanıklardan FETÖ'cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer'in isteği üzerine bilgisayar network'ü üzerinden 28 Ocak 2007 günü Ankara İstihbarat Dairesi'ne gönderildi. Ercan Gün, 30 Ocak günü İstanbul'dan aldığı görüntüleri yayınlamak üzere önce Samsun'a giderek kendi deyimiyle jandarmadan aldığı algısı yaratmak için jandarma santralini aramıştı. Poliste çekildiği açıklanmasına rağmen İstanbul'a dönüp işte jandarmada çekilen görüntüler diye de haberleştirmişti. Böylece Ergenekon operasyonları için en önemli algıyı yaratmıştı. Dink cinayetinde tutuklu olan Ercan Gün, savcılık ifadesinde ağabeyi M. Gün adına kayıtlı 535-3138 numaralı telefonu ve çalıştığı şirket adına kayıtlı 0530-1557-2 numarayı kullandığını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan rapora göre Ercan Gün'ün kullandığı her iki telefonda da FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan Baylok yüklendiği tespit edilmiş. FETÖ'cü polisler yanında ilginç isimlerle de Baylok üzerinden irtibatlı çıkmış. Ama o gazeteci mi dediniz? Hadi oradan!